Doktorlar olmaz, gidemez diyor. Ben bile ikna edemedim. Kader birliği yaptık paşam. Bunca sene. Yaptık ya. Ama zannedersem bu size son görüşüm. Öyle demeyin. Allah büyük. Parmaklarım pek yorgun. Siz yazarsanız makbule geçer. Tabii ki paşam. Fevzi paşam. Onlara örnek olun. Siyasete karıştırmayın. Faziletinizle onları hırslardan uzak tutun. Elbette, müsterih olun. Bu son mektubumu da siz maraşellere okuyun lütfen. Gururlansınlar. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu. Herkese yeniden merhabalar. Hearts of Iron 4 1.10 Kale sürümü Battle for the Bosphorus ek paketiyle başlatmış olacağımız Türkiye maceramızın ilk bölümündesiniz. Yakın zamanda bir video yayınlamıştım. Onu görmemiş arkadaşlarımız için de uyarıda bulunmuş olayım. Orada bu ek paketin ve güncellemenin gelişiyle oyunda bazı problemler, hatalar olduğundan güncelleme gelse de yapsak niyetim vardı. Ancak yoğun tehdit ve tavsiyelere istinaden, isteklere istinaden seri yapacağız. Aslında bazı konularda da çok böyle yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yapalım kardeşim. Bir daha gelirse, düzeltilirse gene yaparız. Gerekirse farklı farklı senaryolar, farklı farklı yükler. Diyerek efendim bu seriyi başlatıyoruz. Umarım keyifli bir mücadele olur. O videodaki zaten açıklama, şu an kartlara ekledim onu. Merak eden arkadaşlarımız da bakabilir, izlememiş arkadaşlarımız için. Veya izleyip çok da fazla üzerine durmayan, tekrar izlemek isteyen olursa onlar için de bıraktım. Oradaki yürüttüğüm siyaseti bir kez daha sahaya yansıtacağız. Çünkü keyifli olduğunu düşünüyorum. Zaten Fevzi Çakmak'la seri yapacağımı söylemiştim. İlk seri kesinlikle son mareşal ile olacak demiştim. Ve o yüzden efendim bu seriyi böyle gerçekleştireceğiz. Evet, yıllardır bekliyor idik. Türkiye için bir odak ağacı gelsin diye. Oyunun ilk çıktığı dönemde tabii, yani bu önceden duyurulmuştu gerçi ama ülkelere özel odak ağaçları, yani birkaç ülkeye işte odak ağacı olacak, diğerlerinde genel bir ağaç olacak durumu. Üzücü de olsa zamanla işte firma bu şekilde ülkelere özel ek paketler yaparak, odak ağaçları yaparak oyunu daha keyifli bir hale getirebiliyor. Şu anda Türkiye herhalde en fazla odak ağacına sahip ülke konumuna geldi. Bu tabii 2. Dünya Savaşı'nda aktifliğine bakarsanız Türkiye için çok abartılı gibi görünebilir. Ama bu oyunun tabii alternatif tarih yaratma oyunu olduğu da bir gerçek. Daha doğrusu Paradox oyunlarının genel politikası bu şekilde. Yani aslına bakılırsa Hearts of Iron 4 bu konularda biraz sakat bir oyun. Yani alternatif tarih yaratmak biraz sıkıntılı. Hele ki odak ağaçlarıyla söylüyoruz bunu, ki odak ağaçları da aslında dinamik değil. Yani burada belirtilen işte seçenekler, katkılar bellidir. Sen bunları ala ala gidiyorsun. Çok bir pozisyona göre, diplomasiye göre değişiklikler olmuyor. Tarihsel de oynarsan zaten her şey hemen hemen her oyunda aynı gidiyor. Hatta ben not da aldım birkaç yapacağım hamleyle ilgili. Onların bazı tarihleri var yapılması gereken. O her oyunda öyle olduğundan çok yaşatamıyorsun ama odak ağaçları en azından biraz da olsa renk atıyor. Yani hiç olmayan ağaçlarla bu kadar keyifli oyun size seçeneği sunmuyor Hearts of Iron 4. Bu açıdan Türkiye'ye çok güzel bir odak ağacı getirilmiş durumda. O dönemin şartlarını da değerlendirdiğimizde aşağı yukarı zaten bunlar olur dersin. Gerçekten de bunları düşünürsün. Bunlardan fazlası ya da diğer seçenekleri çok düşük ihtimaller olduğundan biz bile yok artık deriz. Ve bunu gerçekten Paradox firması çok çok iyi bir şekilde çalışmış ve sahaya yansıtmış diye düşünüyorum. Tebrik de ediyorum, teşekkür de ediyorum böyle bir ek paketi bizlerle buluşturduğu için. Ve Türkiye'ye özel tabii ki fiyatlandırma politikaları da devam ediyor. Bu da
biz Türk oyunculara verdikleri önemin bir başka özelliği ya da durumu. Sadece Türkçe desteği maalesef göremiyoruz. Onlar da umuyoruz ki yakın zamanlarda gelecektir. Şimdi tabii bizim de gösterdiğimiz ilgiyi arttırmamız lazım. Onlar pazara hamlelerini yapacak. Biz de ilgimizi göstereceğiz. Bu iş bu şekilde büyüyecek. Şimdi başka ben videoda da önceki ilk hazırladığım ek paketle ilgili hazırladığım odak ağacı duyurulduğunda ilk hazırladığım videoda da söylemiştim. Bu özellikle Erzurum tarafında Kürdistan korunun olması ve oradan bağımsızlık alması durumu var. Devam ediyor tabii. Yine aynı. Hatta Malatya'yı ben görmemiştim. Malatya'da da claim'i varmış. Orası gerçi Türkiye'nin koru görünüyor oyunda. Ancak bu Erzurum olsun, işte diğer eyaletler olsun, Güneydoğu'daki oyunda böyle geçtiği için söylüyorum. Oralarda Türkiye işgalci gibi görünüyor. Occupy State. Aslına bakılırsa bunu yapmalarının sebebini de anlayabiliyorum. Oyunun mekanikleri bunu gerektiriyor. Normal şartlarda şu yazı aslında kabul edilebilir bir şey değil. Occupy State diye geçmesi. Yaklaşık yani 1000 yıldır kontrol ettiğimiz bu topraklarda işgalci olmamız çok komik bir görüntü oluyor. Belki özel bir mekanik eklenebilirdi. Zira o dönemin şartlarına bakarsanız Güneydoğu biraz daha özerk vilayetler. Özellikle Osmanlı'dan kalan bir durum var. Ondan sonra Cumhuriyet'le birlikte oranın merkezi otoriteye bağlanması için çaba gösteriyor. Ve isyanlar da zaten bu yüzden çıkıyor o dönemler. Evet ama Occupy biraz ağır olsa da oyunun mekanikleri böyle. Yani eklenmemiş maalesef. Core yapsanız ki yapılabilir bu arada. Aynı anda birden fazla devlet core yapabiliyor bölgelerde de bu oyun. Hatta şuradan örnek göstereyim size. Ancak o zaman da çok abartılı olacak. Çünkü buradan insan gücünden kaynağından tam bir verim alacaksın. O dönem zaten alamadığı için işte tekrar tekrar söylüyorum olaylar çıkmış. O yüzden efendim. Böyle ufak bir detay var. Keşke bunu da düzeltselerdi. Erzurum bölgesinin bölünmesiyle alakalı yorum yapan arkadaşlarımız da olmuş. Yani benim daha çok düşüncem bu konuda bölünmesi ya bölünebilirdi. Sorun değil ama yine de buranın kontrolü bizde kalır. Şu isyancı devam ederdi sadece. Agresif bir isyancı. Aslına bakılırsa bu isyancıların da çok ciddi bir zararı yok. Yani var tabii ki. Yani fabrika falan yollara vesaire hasar verebiliyorlar. İnsan gücüne de ekipmanına da ama çok ağır sonuçları yok bunun yani. Artık bunu idare etmemiz gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir politik puan harcamanız gerekiyor buralara. Ve karşılığında elde edebileceğiniz getiriler de sınırlı. Mesela %50 ihtimal diyor. %49 ve bu ihtimal genelde olumsuz çıkıyor. O yüzden buralara hiç puan harcamayacağım. Çok da bir sıkıntısı olmuyor açıkçası. Yani puan harcama. Oyunun mekanikleri içinde değerlendirirseniz bu kadar yüksek politik puanları buraya harcarsak ülkenin sanayileşmesi ve gelişimi açısından, politik hamleler açısından çok geride kalıyorsunuz. O yüzden bunları idare edeceğiz. Başka ne diyelim? Ülke içindeki siyasi ayrılıklar da var. Bu ayrılıklarda da muhafazakar kesim, Kemalist kesim arasındaki görüş ayrılıkları içerisinde ülkenin yaşadığı negatif etkiler, pozitif etkiler var ama bu konuda da müdahale etmeyeceğim. Çok yüksek puanlar harcamanız gerekiyor yine ve aşırı kazançlı çıkmıyorsunuz buradaki durumlardan. O yüzden bu politik puanları nereye harcayacaksın peki? Yani sen bu kadar puanı kardeşim biz gideceğiz sanayileşmeye, dışarıdan yardımlara, ondan sonra ülke içi siyaseti canlandırmaya, güçlendirmeye, istikrar kasmaya bir nevi. Onun dışında danışman atama, işte yeni kararlar alma vesaire böyle böyle uygulayarak ilerlemeyi deneyeceğiz diye düşünüyorum. Kısaca özet geçmiş olduk. Şimdi o hikayemizi de şu an konuşmayalım. İlerledikçe özellikle 1940'larda savaş açmaya başlayacağız. O da dünya tansiyonu %50'ye anca geliyor. Mevcut şartlarda benim yönetim anlayışımla biz tarafsız kalacağız. Ve %50'nin altında tansiyonda savaş açamayacağız. Zaten hak iddiası vesaire de elde edemiyorsun. Odak ağaçları çok uzun sürüyor. Askeriyedeki odak ağacı yanlış hesaplamadıysam 3,5-4 yıl arası sürüyor tamamlamak. Yani şuraya gelebilmek için, tamamlayabilmek için 3,5-4 yıl boyunca burada vakit geçirmen gerekiyor ki bu herhalde düzeltilecek. Çok fazla tepki var bu konularda da. Ek paketle ilgili, güncelleme ile ilgili bir sürü tartışma çıktı zaten. Yani Paradox bu konuda en iyi dönüş yapan firmalardan biri. En kısa zamanda bu sorunun, yani sorunların ya da çözüleceğini düşünüyorum firma tarafından. Şimdi biz klasik üretimlerimizle başlayalım. Giriş konuşmamızı yaptık detaylıca.
Siz şöyle bir üretime başlayın. Close Air Support'umuzu da bir tane ekleyelim. Buraya Tactical Bomber da gelecek sonra. Üretim, ilk fabrika olarak fabrika değil de yol yapmaya başlayacağız. Onun sebebini de size anlatayım. Önce bir klasik teknolojilerimi ben alayım. İlk başta yol yapacağız. Bunun sebebi özellikle bu Almanlarla yapacağımız. Şimdi biz siyaset olarak bu kısımdan ilerleyeceğiz ve batılı devletlerle bir ilişkiler kuracağız. Ne yapacağız? İşte gideceğiz Amerika'dan, İngiltere'den yardım isteyeceğiz. Gelin burada sanayi kuralım, ekonomimizi geliştirelim, Türkiye'ni kalkındıralım. Burada bizi 1. Dünya Savaşı'nda mahvettiniz haksız yere. Ekonomimizi çökerttiniz. O yüzden gelin biraz el atın da bu ülkeyi kalkındıralım. Almanlara da yapacağız aynısını, Sovyetlere de yapacağız derken Almanlarla yapacağımız şu Claudius Agreement seçeneğinde çok ciddi bir kazanımımız var. Özellikle 40 ve üzeri krom üretimi olan state'lerimizde bize 3 tane yol, 2 tane de askeri fabrika verecek. Benim şu an ülkemde üretiminin bazı yerleri sınırlı, yani sınırın altında kalıyor. Mesela 33'te kalan bölgemiz var. Şu iki kısımda 15 ve 25'i maalesef 40'a getiremiyorsunuz. Burada bir 31 var, yükseltilebiliyor. Mersin ve Diyarbakır'da da ekstra politikalarımız var uygulayabildiğimiz, orada krom çıkartabildiğimiz. Buralardan da katkılar alınca toplamda 14 tane askeri fabrika alabiliyorsunuz o odak sonucunda. O yüzden bunu değerlendireceğiz. Bu kaçırmayacak bir fırsat. O yüzden zaten ben neredeyse hiç askeri fabrika kurmayacağım. 1940'a kadar full. Önce yol, sonra da sivil fabrikalar kurmaya başlayacağız. Şuradan başlayalım. Burayı 40'a getirse yeter zaten bana. Ekstra fazla bir şey yapmaya gerek yok. Onun dışında buralara dediğim gibi, bakın şöyle göstereyim zaten size, 38'de kalıyor. Orada resource gain efficiency yaparsanız, o konu biraz karıştırılabiliyor. Resource gain efficiency'nin oraya etkisi yok. Onu çıkardınız satarken etkisi oluyor. Kendisi daha fazla ürün satabiliyorsunuz vesaire. O yüzden oraya yol yapmanın bir mantığı yok şu anda. Başka ne yapacağız? Ben ne yazmışım? Kayseri ve Mersin'e 7 tane yol yapacakmışız. Not alalım. Yani 7 olacak toplamda burası. Tamam. Burası da 7 olacak. Ya fazla bile oluyor da yine de yeterli. Bak mesela burası 48'e çıktı. Halbuki 48'e gerek yok. Bunu azaltalım. Başka? Sen Diyarbakır. Gerçi burada zaten 3 tane var. 4 olacak. Aslında doğru hesapladım. Şunu fazla yaptık. Ben buraya 7 bakıyorum ya. Fulliyorum orayı. Yok, şöyle olacak. Diyarbakır'a full yapmak zorundayız. Çünkü Diyarbakır'da ayrılıkçılar isyan edip duruyor ya. Bu bize çok ağır kayıplar yaşattırabiliyor. Burası %33'lere kadar çıkacak. Ve o zaman işte o krom katkısı 41'lere geliyor. Yaklaşık 41-42'lere. O şekilde efendim. Oradan da askeri fabrikamızı alabileceğiz Almanlardan. Başka ne diyeyim ben sizlere? Giriş konuşmamızı yaptık. İncelemelerimizi yaptık. Buraları dikkatli geçmek istiyorum. Şimdi bu konuşmalar, hazırlanmalar falan derken az detaylar kaçabilir. Onu o yüzden istemiyorum. Efendim başladık. Umarım keyifli bir seri olur. Şimdi kaynak vesaire almayacağız. Yollarımızı kuralım yavaştan. Evet. Disorganized Army. İşte bu ortadan kaldırmak için askeriye odaklarını tamamlamanız gerekiyor. İşte bu da 4 yılı buluyor neredeyse. Ancak şöyle bir güzelliği var. Yani orada odak açarsanız, özellikle şuraya gelirseniz, Modernize Our Tactics dediği kısımda bizim organizasyon kaybımız vardı ya, onu değiştiriyor işte. Düzeltebiliyorsunuz onu politik kararlardan. Bu gibi ufak katkıları var. O yüzden hani orayı bitirmek zorunda da değilsiniz. Tam böyle çaba, belki o firma bilerek yapmış da olabilir. Yani dedim ya, böyle tam güçlü bir askeriyeye ulaşmak için bunu tamamlayacaksın kardeşim. 4 yıl sürecek bu, oyunun sonuna kadar. Ya bu odak ağacının bu kadar genişletilmesinin güzel yanı, normalde odak ağaçları çok erken biter. Ondan sonra başlarsın işte air production bilmem ne. Ama bu odak ağacı sayesinde sen 45'lere, 46'lara, daha da fazla gider hatta, yani kullanıyorsun. Ben mesela 1946'da bile kayıt attım size zaten. İşte video. Orada bile 1946'da bile hala odak tamamlamaya çalışıyorum yani. Önceki yani odaksız hallerinde bu çok zor.
Ama odaksız halinde Türkiye 5 tane teknoloji alabiliyorken şu an maksimum 4 tane alabiliyor. Bu da ayrı üzücü bir konu. Şimdi Fevzi Çakmak hattına gidebilmemiz, yani şu kısma gelmemiz gerekiyor. Buradan devam edeceğiz ve bu tarafa geçiş yapmamız gerekmektedir Sayın Hocam. Şimdi Sovyetlerle şu kısmı hiç denemedim bu arada. Muhtemelen savaş çıkıyordur ya da bilmiyorum, belki de çıkmıyordur. Ama biz şimdi politikamız gereği RP yapıyoruz. Orada amacımız kardeşim Batılılarla iyi geçim falan ilk başta. Onlar da bizi kalkındıracak, yardım edecek. Ondan sonra efendim hepsine diyeceğiz ki gel, benim şartlarımı size dayıyorum. Şimdi diyeceğim ki bunu böyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız. Siz karışmayacaksınız, ben de size yardım edebilirim bazı konularda. Ülkede evet ayaklanmalar çıkacak sürekli. Dediğim gibi karışmıyorum, ne yaparlarsa yapsınlar. İstiyorlarsa yiyorsa isyan etsinler, buyur. Hükümet burada. Atatürk burada. Haddini bilecek herkes. Efendim. Atatürk'ün durumuyla alakalı bir açık var oyunda. Onu ben de deneyimlemiştim. -641 gün yazıyordu şurada. Diyorum ki Atatürk niye değişmedi acaba? Yani Fevzi Çakmak niye geçmedi başa? Bir problem mi var? Ben Fevzi Çakmak geçmeden önce retire, yani şuraya geçmeden önce, şu odağa geçmeden önce retire'a tıklamıştım birkaç defa. O sırada da onaylanmıyor nedense. Ve anladığım kadarıyla ya bu tarafa ya da bu tarafa geçmezseniz ve ondan önce, ya buraya, buralara geçmeden önce retire'a basarsanız Atatürk değişmiyor. Sonra nasıl oldu o? Ben bir kez daha retire'a bastım buraya geldiğimde. Ondan sonra Fevzi Çakmak geçti ülkenin başına. -641 gün falan işte yazıyordu yani. Baya olayların, kardeşim unuttuk, bir şeyler oldu falan derken. Atatürk'ün ölmeden özellikle görevden, yani emekli edilmesi daha önemli oluyor. Çünkü buraya miras tarzında bir etkiler kazandırıyor bize. Yani şu özelliklerinin yarısını bize yine bırakıyor burada. O yüzden onu değerlendireceğiz. Şimdi başlangıçta danışmanımız İlmi Uran olacak. Political Power Gain. Bizim çok fazla politik puan harcayacağımız bir dönemdeyiz. Ve bu Silent Workhouse dediği şey oyunda çok ciddi bir puan kazanımı var. Ya 1940'lara kadar kesin kullanacağım bir danışman. Ben bunu hesapladığımda yaklaşık 300-400 puan kar yapabiliyorsun bu kişi görevdeyken puan açısına. Ve biz bu puanları zaten sanayileşme için kullanacağız. Başlangıçta tabii devletçilik olduğu için sanayicilerin sayesinde ortaya çıkan katkıları çok fazla kullanmayacağız başta. Sadece bir tanesini tercih edeceğiz. O da 300 puana 9 tane fabrika kurmamızı sağlıyor. İlerleyen dönemde devletçiliği kaldırdığımızda 150 puan, çünkü her bir fabrikanın kurulması için harcanan politik puan. Devletçiliği kaldırdığımız zaman o 50 puana düşüyor. İşte o zaman daha azı basabiliriz sanayi için puanlara. Siz şurayla birleşebilirsiniz. Teknolojiler başladı. Construction ikinci seviyesine geçelim mi? Yoksa size mi geçelim? Production efficiency. Construction önemli ama çok, 220 günde fazla yani. Öncesinde neyi alsak acaba? Bir tane aslında şeyden açalım. Doktrinden. Ya da aciliyeti yok. Dur, doktrinle açmayayım. Yani şu an bize ne lazım kardeşim? Yani olmazsa olmaz dediğimiz sanayi, ama sanayi de çok maliyetli. Ya da aç ya, 223 gün. Çünkü şu an diğer seçenekler, böyle bakıyorum, hani çok etkili olmayacak bizim için. Mesela askeri çalışmaları başlatsam, şurayı açsam 119 gün. 119 gün sonra savaş yapmayacağız abi. 1940'ta yapacağız savaşı. Bunları sonraya da bıraksak olur. Yani şu fabrika kurma hızını daha erken bir şekilde başlatabilirsek, zira bu 0.52'lik değeri ortadan kaldırman için senin Ocak ayını beklemen lazım. Yani bu da yaklaşık kaç ay yapıyor işte? Temmuz'dayız. Ağustos derken işte 4-5 aylık süre vardı seçerken. 4-5 aylık sürede zaten odağı tamamlıyorsun neredeyse. Yani daha avantajlı olabiliyor bu şekilde. Fabrikayı kurmak için daha kritik bizim için.
Şimdi puanımız var, 108 puanımız ve bu puanla ne yapalım? Bu puanı tutalım. Sanayicilere geçiş yapacağız. 300 puan gerekiyor, onun için harcama yaparız. Ya da bu tarafta da aslında askeri danışmanlar alacağız ama military teorist için de puan harcayabilirim. Çünkü Türkiye'nin bir problemi de army experience kasmak oluyor aslında. Onun için efendim bir puan çabamız olabilir aslında. Yani şimdiden başlasın puan toplamaya. Şükrü Saraçoğlu'nu finansal expert alacağım. Şu an almayacağım ama şu an, çünkü çok büyük bir faydası olmayacak. Çünkü 5 tane fabrika harcıyoruz zaten. En fazla 1-2 tane bize fayda sağlar bu dönemde. İlerleyen zamanlarda o 3-4 tane katkıya çıktığında onu almayı düşünüyorum ki en azından daha verimli olsun. Yani o puanları sanayileşme için efendim veya Army Experience için kullansak daha güzel olabilir. Aslında Yunan Savaşı'nda artı eklemek için ya 10 puanı falan elde ediyorum aslında ama doktrin de açmayacağım kısa vadede. Peki ne yapsam o zaman? Infantry ekipman. Mesela bunu aslında önceden de alabiliriz. Ha, teknolojileri hızlı bitirsin de. Şimdi geçmedik ki oraya. Şu an sanayi gidiyoruz. Burada zaten sanayi hızımızı arttıran bir etkimiz açık. Burada yok. Ama bu puanlar tabii uygun aslında. Atatürk'ün gidişinden sonra onların maliyetleri artacak abi. O yüzden erken dönemde buraları da seçmek aslında faydalı oluyor da neyse. Şimdi sanayicilerden devam edelim. Dış desteklere kadar gideceğim burada. Şuraya kadar gideceğiz. Sonra Sovyetlerle falan ilişki geliştireceğiz. Kardeşim bize bir sanayi bir şeyler yolla. Şöyle diyeceğiz. O da yolluyorum abi diyecek. Stalin ayağını denk al. Stalin'i o dönemler tehdit etme şansımız pek yok aslında ama. Özellikle Atatürk'ten sonra biraz daha agresifliği artıyor kendisinin. Türkiye'ye karşı. Şimdi tabii Atatürk başta, o yüzden biraz böyle hani diyorum gücümüz var. Kardeşim haddini bil yani. Hayırdır? Peki infantry ekipman. Ya aslına bakılırsa Atatürk'ün indirimi olmadığı için buraya bir yandan da seçmeyelim diyorum. Hazır seçebilecekken burada indirim alsam daha bir faydalı olabilir bize. Sanayicilerden başladık. Burada bir 120 puanımız olacak. Aşağı yukarı yetiştirebilir miyiz? 300 puan. Ya da o 300 puanı hemen mi başlatsam? Bence bekleyelim abi. Ona şimdilik puan harcamayalım. Devam edelim. Öyle yapmamız daha güzel olacak gibi. Saygılar. Romalılar. Bakayım. Burada bir şey yok zaten şu anda. Peki yol durumları nasıl? Kuruluyor değil mi? Aman. İşte böyle yollara falan sabotaj yapıyorlar. Neyse ki free repair özelliği var oyunda. Sen bir şey yapmasan da kendi kendine tamir oluyor onlar. Yavaş yavaş oluyor ama olsun. Sıkıntı yok. Başka ne diyelim sizlere? Buradan 120 puanımız gelecek. Tamam, 300 puanı her türlü yaptık. Bu kim? Telefon çalıyor. Telefonu... Şimdi bu sürekli rahatsız eden bazı telefonlar oluyor. Benim telefonumda maalesef şu an şey yok. Engelleme seçeneği yok numaraları. Ben de başka bir çözüm buldum. Onları güzel isimlerle kaydediyorum buraya. Ondan sonra efendim hemen onları meşgul atıyorum. Anlıyorum kimin aradığını ondan sonra. Kardeşim açıyoruz telefonu, şarkı dinletiyor. Koskoca hükümdar, hanlar hanı, hükümler kağanlar kağanı, imparatorlar imparatoru, kralların kralı bana şarkı dinletiyor. Kardeşim senin dinleteceğin şarkıya mı kaldık biz? YouTube diye bir şey var yani. Spotify diye bir şey var. Buyurun, reklam almadık ama reklam yapıyoruz. YouTube bizim patronumuz sayılır zaten. Neyse efendim. Şimdi başka ne yapalım? Bu weapon ve şey ama değil mi sadece? Equipment. Tabii şey yok bunda. RT desteği yok. Yani RT'yi kendimiz geliştireceğiz artık. Ona yapacak bir şey yok. Tamam, sıkıntı yok ona da. Peki sırada ne var? O bir tanesi bitti. Şuraya geçebiliriz. Hızlı bir şekilde sanayimizi geliştirelim. Öncelikle derdim tamamen sanayiye odaklanmak.
Sanayiciler de geldi. Hemen şuradan bir 120 puan daha alalım. Ondan sonra canım kardeşim 300 puanı tamamlayacağız. Hemen kardeşim buradan güzel bir fabrika kurulumuna başlayacağız. 9 tane askeri fabrika kuracak abi. Harika. Buradaki dediğim gibi diğer fabrikalara 150 puan devletçilik politikamızdan geliyor. Onu kaldırdıktan sonra 50 puanı düşüyor. O zaman değiyor işte. 50 puana yaptırırsın. 50 puana bir fabrika gayet güzel. Şimdi neden erkenden başlatmamız gerekiyor? Çünkü çok uzun sürüyor bu. 200 gün. 200 gün sürecek kurulması bu fabrikaların. O yüzden efendim. Hatta bak puan da birikiyor ya zaten aynı zamanda. Her halükarda biz bu işi çözeriz yani. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Sivil ekonomiden partial mobilization, aslında bu taraftan da başlıyor da ben direkt partial mobilization'a geçiyorum. Orada işte paranın devule olması başlıyor. Onu eski oyunlarımda aslında öteliyordum hep. Bu oyunda ötelemeyeceğim çünkü çok fazla puan harcıyorum. Her ne kadar kaybetmek istemesem de oradaki etkileri yapacağız. Yani bunu çok puan harcıyorum çünkü. Politik puanları daha isabetli kullanmak isteğim var. Şimdi başka ne diyeyim ben sizlere? Ve sivil ekonomiye partial mobilization'a geçene kadar Atatürk'ün çok müthiş bir indirimi var bu tarafta. Ama o 40 puan için beklemeyeceğim. Yani Atatürk'e önce bu danışmanları isteyeceğim. İndirimli bir şekilde alalım hızlı hızlı. Ondan sonra sivil ekonomiden geçiş yaparız. Ev çakmak döneminde de geçeriz. Çok bir problem değil açıkçası. 105 puan abi bedava ya. Puan olarak bakarsanız. Koçla alakalı çalışmalarımız ne veriyordu bize? Donanmayla alakalı çok fazla çalışma yapmayacağız. Motorize yok. Tamam o zaman. Politik danışman, finansal expert. Ya dediğim gibi şu an çok bir faydası olmuyor yani %5 indirim. Gerçi ileride de alacağım ama hazır almışken alalım mı acaba? Alalım ya. Diğer yöneticiler zaten öyle veya böyle ya da ne yapsak? Ben bilemedim burada. Şu puan danışmanlara da aslında puan verilebilir de. Neyse verdim ya. Devam. İki fabrika daha bize sağlamış oldu böylece. Güzel ya. Boş ver. Sıkıntı yok. Öyle veya böyle. Ya yani Şükrü Saraçoğlu zaten Fenerbahçeli olduğumuzdan da. yok. Şükrü Saraçoğlu 1940'lardan sonra özellikle almayı düşündüğüm bir danışman. Çok ciddi bir indirim sağlıyor. Buraya siz 10-15 tane artık hatta 20 tane fabrika ayırmaya başlayacaksınız. O zaman işte müthiş bir indirim sağlıyor kendisi. Finansal danışman olarak geldiğinde. Buradan sonra artık şuraları bir dolduralım. Aslında bir tane de hava okulu alıp ground support, Sabiha Gökçen çok ciddi bir yardımı var. Hava desteği anlamında. Başka ne yapalım? Aslında şunları tamamlamamız gerekiyor. Baktan bunlara geçelim. DPDA'yı zaten müttefik tarafı zorladığında kaldıracağım. Hazır onun sanayi indirimleri varken biz en iyisi devam edelim o taraftan. Burada neyi seçiyordum ben? Şurayı seçmek gerekiyor diyordum. Evet. Ama belki puan harcamayabilirim o zamana kadar. Belli olmaz. Şimdi bu taraf artık bitti. Oradan gelelim bu tarafa. Ya da bakayım 1937'deyiz. Aslında yapmamız lazım. 140 gün gidecek. Tamam. Başla. İşte şuralara dediğim gibi puanlar yine yetişmeyecek. Yani Atatürk'ün sağlık durumu kötüleşmeye başlıyor. Ağırlaştığı zaman görevden almak gerekiyor. Öldüğü zaman çünkü negatif etki alıyorsunuz. O pozitif etkileri de alamıyorsunuz. Çok çok ağır sonuçları oluyor bunun bizlere. Sayın Romalılar, bu taraftan devam edelim. Güzel. Şimdi başka ne diyelim? Başka. Bu kimmiş? Tamam, onlar kalsın de Atatürk devrimleri.
Onlar inkılapları kalacak şimdi. İnkılap. I ile. Şimdi başka. Bu tarafta yok. Yani dedik buradan devam edeceğiz, tamam. Bir sürü de bildirim çıkıyor biliyorsunuz. O yüzden kafa karışıyor şimdi. Aman onu mu yaptık, bunu mu yaptık, şunu mu yaptık derken. Gayet uğraştırıcı bir mesele. Şimdi bu tarafla artık işimiz bitti. Çünkü 450 gün gereksiz bir bekleme süresi olacak bizim için. Aşırı fazla. Yani aslında yapmasına yine yaparsın da. Yok abi. Daha fazla orayla uğraşmaya gerek yok. Şimdi biraz da diğer sanayilerimize bakalım. Topçu desteğimizi geliştirebiliriz. Grand Battle Plan daha geç alacağım bir arkadaş. Başka... Şimdi İngilizlerden yardım aldığımda Tactical Bomber indirimi verecek. Birinci seviyesine geçmek için hemen onu kullanırım orada. Şurada bakın o odak. Ben size göstereceğim. Evet, Atatürk'ün durumu başlıyor. Şurada. Bakın, bomber şematik. Burada Tactical Bomber için %100'lük bir indirim var. Yani %100'lük indirim deyince insanın aklına direkt bedava mı diye geliyor da değil. Atatürk'ün sağlık durumu için çok fazla puan harcamamız gerekecek. Onu bu seride yapmayacağım çünkü zaten Fevzi Çakmak başa geçsin diye bir çabam var. Onu tabii farklı serilerde yaparız. Atatürk'le uzun zaman yönetimde kalabilmesi için. Bu yanlış bilmiyorsam bir modda varmış herhalde. Atatürk'ün sağlık durumu için tedavi seçenekleri arama. Ve bunu HOI4'e de eklemişler. Yani özellikle modların çok büyük bir desteği var Paradox'a. Oyunlarını geliştirmek konusunda epey yardımları dokunuyor. Şimdi Kazım Orbay, Infantry Attack, Infantry Defense, onu alalım. Burada da aslında kimi alacaktık? Ha, Fahrettin Altay var. Division Speed. Bizim ordumuzun işte o negatif etkilerden dolayı şuradaki hızımız epey bir yavaşlıyor aslında. Onu dengelemek için Fahrettin Altay'dan destek almamız gerekiyor. Özellikle dağlık alanlarda ilerlemeye çalışırken hız çok çok önemli. Tamam, 35 gün süre zaten. Hız çok önemli. Yoksa bir yere açmak için o kadar vakit harcıyorsunuz. Bu sefer tekrar birim geliyor. Tekrar birim geliyor. Uğraş dur. Dünyanın kaybıyla geçmeye çalışıyorsun orayı. Bölümün de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Çaktırmadan bakayım dedim ama sanırım belli oluyor videolarda. Sürede de tutmadım. Tutmuyorum uzun zamandır. Önümüzdeki bölüm yine kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi sanayileşme çabalarımız yakında başlayacak. Kayseri'de yollar tamamlansın. Ondan sonra zaten efendim olaylar başlayacak. Şurada kurabiliriz. Burada gerçi agresifler mi? Construction Speed -15 demiş. Şimdi her bir seviyesi şu yolun 10 puan arttırıyordu değil mi? Hızı. Dur şuradan anlarız. Construction 1 değil ya. Seviyesi neredeydi bunun? Yollardan. Ha, yukarıda yazıyor işte ya. Ha yo. Oğlum yollardan kazandığımız katkı neredeydi? Ben göremiyorum ya. Retrate. O sadece fabrikaların kurulmasında çıkıyordu o zaman değil mi? Doğru. Hah, şurada state. Aynen 1.40 ile çarpıyor bunu. Orada göstermez tabi. Tren yolunu yapmak için tren yolunun katkısını görmemek lazım. 1.40 dedi. Nerede dedi ona? Bir daha bakalım. Ankara'da şu an 4 tane mi varmış yol? Kaç yapıyordu bunun hesabı? 1.40 mı? Nasıl 1.40 ya? Ankara'daki 4. seviye 1.40'a mı neden oluyor? Neyse onu hesaplamakla uğraşmayacağım şimdi. Aklımda başka şeyler var. Mersin'de yapmamızın çok bir zararı olmaz diye düşünüyorum. %70 çünkü oradaki yol oranımız fazla bayağı bir. Başka İstanbul tarafında olabilir bir tane de. Tamam. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Şimdi Atatürk'ün sağlık durumu şu an sıkıntılı değil. Ama her geçen işte bu nasıl diyeyim, kriz de değil de felaket gibi. EU4 paradoks oyunlarında bunlara felaket deniyor, böyle kötü etkilere. Her o sürekli tekrarlanacak, daha kötüye gidecek. İşte o zaman bizim bir karar almamız gerekiyor. Sivil fabrika kurulumunu %5 arttıracak, yolları arttıracak Fevzi Çakmak planı. Onu hemen alsak mı acaba? %5 katkı, askeri fabrika için %5 katkı, construction. 1800 gün, yani yaklaşık 5 yıl. Hatta 5 yıl, evet. Yaklaşık değil, bayağı 5 yıl. 5 yıl 42'ye geliyor. 40'tan itibaren işime yarayacak askeri fabrika kurmak. O zamana kadar yolları da tamamladım gerçi. Şu an almazsam ileride İsmet İnönü'yü danışman olarak aldığımda ancak burayı açabilirim. Tamam, gerekli değil. Bu taraftan devam edebiliriz. Halide Edip'i seçeceğiz orada da danışman olarak. Fevzi Çakmak ülkenin başına geçtiğinde burada bir slotumuz daha olacak. O zaman değişikliği yapabiliriz diye düşünüyorum. Başka ne diyeyim ben sizlere bu bölümde? Yollar bitmek üzere kardeşim. Hayırlı olsun. Şimdi istikrar için aslında biraz puan harcayabiliriz. Gerçi cumhuriyetçiliği ilan ettik. Ya cumhuriyetçilikte mi veriyordu istikrar? Değil mi? Cumhuriyetçilikte veriyordu, aman. Şimdi başka neresi olsun abi? Reinforce rate. Buraya geçmeyeceğim şimdilik. Destek ekipman. O ekipmandan kastı burası. Yani alacağım 150 puana şey. Burası ayrı. İndirimi yok. Seçebiliriz. Uçağı aldık. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Efendim şimdi önümüzdeki bölümde yavaş yavaş Fevzi Çakmak dönemine geçiş yapacağız. O zamana kadar biraz daha işte puan kasıp bir iki danışman daha alabilsem. Aslında işte Sabiha Gökçen için odak tamamlamam lazım ama şu an. Hava okulu. O odağa vakit ayırabilir miyiz? O da ayrı bir konu. Fabrikalarımız da geldi. Şimdi üretim anlamında bize en çok ne lazım? Antitank teknolojisini açmam lazım. O da doğru. Şimdi aklıma geldi. Piyade ekipmanı için şuraya kadar bir ilerlememiz gerekiyor. 2 tane hatta dışarıdan alabiliriz. Steel. O da Sovyetlerden olsun. 2 tane. 16 oluyor değil mi? Doğru. Niye dedim bir an? 3 tane alıyor. Başka ne diyeyim ben sizlere? Burada tabii sivil ekonomiye geçsem biraz daha hızlı kurabilirim fabrikaları da. O zaman da işte aslında geçelim ya. Şu fabrikaların kurulumu ciddi problem gerçekten. Atatürk döneminde geçelim buna. 30-40 puan da olsa faydası var. Bu tarafta Atatürk'den dolayı yine indirimlerimiz olacak 120'de. Şurada sanırım kalıyor muydu? Kalıyordu ya. O da %50'ye iniyordu sanki. Değişmiyor gibi. Ama yok, orada %50 değil indirim. %25. Tamam. Ya %50 derken indirimi %50 iniyor anlamında demek istedim de. Tamam, orada o zaman şey yaparız. Önce sivil ekonomiyi ilan edelim biz. Başka anti tankı açalım. Tamamdır. Başka şimdilik efendim bölümü bitireceğiz. Şu puan gelsin aklımdayken. Sivil ekonomiye geçeyim. Orada işte politik puan kaybetmek sadece üzücü olacak bizim için ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi buralara artık geçmemiz için 3. seviye gerekiyor. Onun için dur, şurada var hakkım. 36 ama beklesin o. Acelesi yok zaten, beklesin abi. Önce bir sivil ekonomiden çıkalım. Partial mobilization'a geçelim. Fabrikaların kurulma hızı artsın. Özellikle zaten şimdi sivil fabrika kurmaya başlayacağız ya. Hızının artması gerekiyor. Onun için de ideal yani şu an. Bir saniye göstereyim ben size. Zaten biliyorsunuzdur da bilmeyen arkadaşlar için. Şimdi normal şartlarda biz buradayız. Sivil fabrikanın kurulma hızı %30 azaltılıyor. Buraya geldiğinizde onu kaldırıyor. Bir de ek olarak askeri fabrikada da o özellik varken buraya bir de ek olarak askeri fabrikanın kurulma hızını arttırıyor. Ben fabrika dönüşümlerini çok kullanmıyorum. Single oyunlar için çok gerekli bir özellik değil. Bu şekilde efendim ilk bölümümüzü bitirdik.
umarım yararlı bir bölüm olmuştur. Keyif açısından belki çok böyle savaş vesaire beklenen bir oyun olduğu için onları şu an yerine getirmedik. Ancak Atatürk'ün sağlık durumu nasıl? Kötüleşti mi? Uğur oldu. Ama puan yetmeyecek işte. Politik puan yetecek olsa hemen Sabiha Gökçen seçimini yapacağım ama yok, yetmez. Şimdi buraya hızlıca geleyim ki sanayiyi alayım diyorum. Efendim, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.